Efendim bugün iş insanlarının en önemli örgütlerinden birinin hem yönetim kurulu üyesi hem genel sekreteri Bahadır Kale ağasıyla iş dünyasının gelişmelerini, neler düşündüğünü öğrenmeye çalışacağız. Onun ağzından, birinci elden öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz hoş diyorum. Gerçekten çok önemli açıklamalar var sizden üst üste. Biz önemsedik. Biraz da onun için bir an önce gelin de bu açıklamaların e, TGRT ekranlarında, TGRT izleyicileriyle e, paylaşın istedik. E, i̇lk açıklamadan başlayarak hemen e, sormak istiyorum. Daha sandıklar yeni açılmıştı ki, e, sayım yeni başlamıştı ki, TÜSİAD'dan bir açıklama geldi. Dediniz ki artık bu seçimde sona erdi. E, çok önemli bir e, seçim geçirdik. Seçimler dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde 4,5 yıl var. Ve bu 4,5 yıl, ee, ...seçimsiz bir dört 4,5 yıl... ...şimdi reform zamanı evet. dediniz. Ne kastettiniz bunu söyleyerek? Teşekkürler Celal Bey. Her şeyden önce bu... E, ...açıklama e, sistemini... E, ...belki gelenekselleştirmeye başladık. E, iki dönemdir hem... E, bir ...önceki yönetim kurulu başkanımız Erol Beycik ...hem şimdi yeni yönetim kurulu başkanımız... ...Simone Kastroski döneminde devam eden bir uygulama bu. E, seçimler... E, yani ...referandumla başladık. Sandıklar kapandığı an seçim sonuçlarından bağımsız bir ülke gündemi olduğunu vurgulamak istiyoruz. Yani evet kazanan olur, kaybeden olur, bir takım değişimler olur, olmayabilir. Ama bundan bağımsız seçimler üstü bir konu var artık. Türkiye'nin küresel rekabet alanındaki tüm bu mücadelesi için, bu çetin rekabet ortamında Türkiye'nin yapması gereken atılımlar için. Yani burada önemli bir yaklaşım. Bir kere her şeyden önce seçimin sonucu ne olursa olsun ülke menfaatleri açısından bir program söz konusu. Bu son seçimle ilgili olarak da aynı şey tabii söz konusuydu. Türkiye arka arkaya çok seçim dönemi geçirdi. Referandum oldu, genel seçimler oldu, cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu, yerel seçimler oldu. İster istemez seçim dönemlerinde bazı konular geri plana itiliyor. Reform konuları geri plana itiliyor. Kaldı ki ülkenin içinden geçtiği ekonomik sarsıntılar, Dünya ekonomisinin içinden geçtiği ekonomik sarsıntılar ve değişimlere baktığımız zaman kaybedilecek bir zaman olmadığı bir dönemde Türkiye zaman kaybediyor durumuna düşüyor. E, seçimlerin suçu yok ama bu böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bunun üzerinden artık zıplamamız gereken e, yeni bir zaman e, denk, e, düzlemine girmemiz gereken bir ana geldik. Reform zamanıdır artık e, ve bir an önce reform zamanıdır. E, Gecikilmiş bir şekilde reform zamanıydı yani dündü ama bugün olsun ama artık yarına sarkmasın diyoruz. Ekonomik konularda, yapısal konularda, e, siyasi konularda, uluslararası ilişkilerde. Kaç tane başlık sayabilir misiniz? Yani bu ref... şurada şu adım atılmalı, burada bu Tabii. diye böyle 3 4 böyle ana başlık. Ee, Hepsini saymak belki Bir kere değil, kısa vadeli mi? olarak her şeyden önce şu ekonomik durumu iyice toparlamamız gerekiyor. Evet. Yani bunun için sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, enflasyona karşı düzgün bir politika ve bütün bunları Piyasa ekonomisi kuralları içinde, hukuk devletiniz hasmadan hem iç ekonomiye hem dünya ekonomisine güven veren bir şekilde, söylemlerde ve eylemlerde tutarlı bir şekilde yapmak gerekiyor. Yani şu an ekonomi önemli bir sarsıntıdan geçiyor, belirsizlikler var. Bunu bir an önce toparlamamız gerekiyor. Evet. Bu kısa vadeli olarak ekonomide atmamız gereken adımlar. Siyasi olarak güven vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin kaybettiği bir takım denklemler var. Uluslararası ilişkilerdeki gücü açısından kaybettiği denklemler var. Türkiye bir zamanlar Avrupa Birliği'nin Kopenhag siyasi kriterlerine uyan ülkeydi. Hızla bu noktaya geri gelmemiz gerekiyor. Düşünce özgürlüğü dahil tüm özgürlükler alanında, hukuk devlet alanında Türkiye'nin oya geldiği başarıyı, ulaştığı başarıyı geçmişte ulaştığımız için yeniden o erişmemiz aslında çok daha kolay olan, yani o 2004-2005'lerde eriştiği başarıyı tekrardan pekiştirmesi, tekrardan o noktaya gelmesi gerekiyor. Avrupa Konseyi'nin kurucu bir üyesiyiz. E, bu bakımdan e, tüm yargı sistemimizin güvenlik sistemimizin de Türkiye'nin uluslararası gücü açısından elzem olan demokratik saygınlığını ön plana. Orada biraz e, kayıp mı oldu evet. son dönemde? Evet, 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 evet. Türkiye bu konuda e, geri gitti. Bu konuda kesinlikle toparlaması gereken bir konu var. Ayrıntılara tabii gelebiliriz. Mesela ee, 2002'de sonra o çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği ile ilgili alınan kararlar demokrasi. Bak işte statükonun değiştirilmesine dönük demokratik adımların atılmasına dönük Alınan kararlar gibi bir dönem mi? Evet başlatılmalı Evet diyorsunuz? Evet kesinlikle hem mevcut anayasal sistemde şu an gördük ki üzerinden bir zaman geçti birçok aksaklıklar var olabilir yani yeni bir anayasaya geçince bunlar mümkün olabilir ama bunları bir an önce telafi edecek yeni düzenlemeler geliyor gerekiyor. Anayasal düzende gerekiyor yani denedik bazı konular var devletin daha etkin işleyişi açısından ve denge denetimin daha iyi işlemesi açısından güçler ayrılığının daha iyi işlemesi açısından gerekli bir takım konular var diğer taraftan düşünce özgürlüğü konusunda yani çok önemli bir konu yani Türkiye yıllardır yani çok uzun süredir bundan çok çekti özellikle 12 Eylül askeri darbesinden sonra Türkiye gerçekten dünyada birçok konuda kaybettiyse ekonomik çıkarlarından çok haklı olduğu konulara kadar terörle mücadele konularımız, Kıbrıs konusu, birçok konuda demokrasi alanında, insan hakları alanındaki e, zafiyetlerinden çok çekmiştir. Yani Türkiye biz de... orada şöyle düşünüyoruz. Yani biz ne yaparsak yapalım, e, bizi e, işte benimsemiyorlar e, şeklinde bir düşünce var. Tabii evet, çok yanlış bir düşünce. Ya yani dünya bize düşman falan. Bunlar gerçekten çok çocukça düşünceler. Yani burası güneş sisteminin bir gezegeni nihayetinde. İşte biz de insanlık uygarlığı bir evrim içindeyiz. Şu an ülkelere bölünmüş durumdayız. Böyle gidiyor. Ve burada tabii ki çıkar çatışmaları var. Çok da abartmamak gerekiyor. Her ülkenin içinde olduğu çıkar çatışmaları var. Her ülkenin aslında kendisi iyi de çevresi kötü olabilir. Türkiye'nin çevresinde gerçekten ortalamanın çok üzerinde sorunlar olan bir bölgedeyiz. Bin bir türlü musibet var, kötü niyet var, örgütlü suç var. Tabii ki bunlar var. Ama Türkiye ne zaman, bakın tarih çok açık, net. Türkiye ne zaman insan hakları, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti konularında ileri gitmiştir, o zaman diğer tüm alanlarda da kazanmıştır. Çok daha fazla yabancı sermaye çekmiştir. E, terörle mücadeleden işte en önemli siyah dış politika konularına kadar her anda daha güçlü olmuştur. E, turizmden teknoloji işbirliklerine kadar, kültürel etkisine kadar dünyada her alanda yükselen bir ülke olmuştur. Yani bu soft power dediğimiz, yumuşak güç dediğimiz kavramın en iyi dünyadaki göstergelerinden biri... Türkiye'nin demokrasi performansıdır. Türkiye'nin petrolü yok. Türkiye'nin doğalgazı yok. Çok büyük bir askeri güç değil çünkü nükleer silahımız yok. Uçak gemilerimiz yok, nükleer denizaltılarımız yok. Çok büyük bir teknoloji veya finans ülkesi değiliz. Çok iyi bir insan sermayemiz var ama eğitim açısından yapı, muazzam bir aşama kat etmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir ülke... O zaman neye dikkat etmesi gerek? O zaman mevcut kaynaklarını çok iyi kullanmaya, çok iyi bir gelecek ve kalkınma öyküsünü dünyaya ve kendi toplumuna anlatmaya, hem toplumda milli birlik ve beraberliği pekiştirirken, bir taraftan da o çoğulculuğunu çok iyi korumaya, kültürel çoğulculuğunu her alanda, dinsel, etnik, cinsel, entelektüel her alanda özgürlüklerin bir erdem olduğu ülke halinde olmaya ihtiyacı var. Böyle olduktan sonra da bir taraftan Avrupa Birliği ile entegrasyon halinde bir ülke olmak, diğer taraftan da sadece Avrupa ile entegrasyon içinde olmak değil, Asya'ya açılan, dünyaya açılan bir ülke olmak, Asyalı dinamizm, Asyalı girişimcilik niteliklerinde çok iyi kullanan bir ülke olduğumuz zaman, yani Avrupa'nın bir Avrasya açılım noktası olduğumuz zaman hep kazandık. Yani tarih bunun tüm örnekleri dolu. Ne zaman biz bu konularda başardık? Tüm kapılar açıldı bize, Türkiye çok güçlendi. Ne zaman bu konularda geriye gittik? O zaman hep gördük ki Türkiye kaybeden bir duruma gelmiş. Şimdi bunu tekrar toparlamamız için önümüzde önemli bir fırsatlar var. Ülke kendi elinde olmayan zorlu dönemlerden geçti. İşte bir darbe teşebbüsü ve bunun arkasında çok örgütlü bir suç ortaya çıktı. etrafımızda dünya tarihinin en önemli göç hadisesine maruz kaldık. Yani tüm dünya tarihinde böyle bir şey bu kadar kısa sürede olmamıştır. Ee, i̇şte Irak ayrı bir konu, daha da doğu o doğuya gittiğimiz Afganistan'a kadar uzanan coğrafyada çok da fazla bir istikrar yok. Çok heyecanlı evet. gidiyoruz, ee, çok önemli. Bir virgül atalım. Ee, Sayın Ömer Çelik'in, AK Parti e, sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama, birkaç noktada açıklaması olacak sanıyorum. Onları alalım, sonra devam edelim. Evet. Efendim yayın dolayısıyla Ömer Çelik'in e, açıklamaları dolayısıyla... E, ara vermiştik. E, devam ediyoruz. Bahadır ile TÜSİAD Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu üyesi ve belki de e, Türkiye'yi dışarıdan da uzun süre e, görmüş birisi. Avrupa'da da çok uzun yıllar TÜSİAD temsilciliği yaptınız. Brüksel'de kaldınız. E, Avrupa'dan da Türkiye'ye bakma şansına sahipsiniz. Bir özet yaptınız. Reformlar, yapsal reformlar diye girdik. Türkiye dünyada e, demokrasiye ne kadar çok sahiplenirse, ne kadar hak adalet noktasında adımlar atarsa o kadar güçlenir dediniz. Devam ediyordunuz. Sözünüzü kestik. Buyurun devam edin. Teşekkürler. Evet yani bu bir denklemdir. Bu bir formüldür. Bir başarı formülüdür. Ve 21. yüzyılda Türkiye'nin başarı öyküsünün temelidir. O da şu. Bizde petrol yok. Doğalgaz yok. Belki nükleer silah yok. Büyük para, büyük finans yok. Ama bütün bunlarda ilerleyebileceğimiz bir alan var. Özellikle teknoloji, eğitim, ve de dünyadaki tüm gücümüzü arttırmamız için çok ciddi bir elimizde veri temelli bir yol var. Ne için veri temelli? Çünkü geçmiş tarihi incelediğimizde hep görüyoruz ki Türkiye ne zaman demokrasi, insan hakları, özgürlükler toplum olarak yükseldi o zaman dünyadaki tüm sorunlarında çok daha rahat götürdü ekonomik olarak daha çok kalkındı. Dünyadan çektiği, uluslararası dolaşan paradan çektiği aldığı pay yükseldi. İhracatı arttı, turizm arttı, teknolojik işbirlikleri arttı. Dış politikada güçlendi. Yani tüm gücü arttı, marka değeri arttı. Ne zaman bu konularda geri gitti? İşte o zaman Türkiye'nin düşmanları güçlendi. Yani Türkiye'de özgürlük ortamının, hukuk devletinin, insan haklarını zayıflatan her türlü girişim ve politika eşittir Türkiye düşmanlarına hediye vermek anlamına geldi. Dolayısıyla bu denklemin doğru olanını uygulamak, yanlış olanından da sakınmamız gerekiyor. Yani akıllı demokrasi, akıllı toplum, akıllı kentler işte bu. Böyle oldu. E, bu. E, ve Avrupa Birliği konusunda... Bahsettiğiniz yapısal reform evet. noktasında altını çizdiğiniz en önemli nokta bu. Hukuk devletidir, evet. özgürlük ortamıdır. Onu öyle e, özetleyebilirim. Evet, e, daha iyi işleyen bir anayasal sistemdir. E, denge ve denetim hususlarıyla beraber... Ve de tabi devletin yapısıyla, devletin geleneklerini 21. yüzyılın 4. sanayi devrimine, dijital dönüşümüne e, uydurmaktır. Tabii ki iş piyasası, vergi reformu, sermaye piyasaları, yani yapısal reformların hepsinin çok kapsamlı bir listesi var. Her birinin bir alt başlığı Siz var. Siz bunlarla çalışıyorsunuz değil tabii, mi? Yani e, TÜSİAD'ın, e, TÜSİAD işte gördüğümüz yönetim kurulundan ibaret değil tabii. bildiğim kadarıyla. 3000'e yakın bir ekip. Çalışması. Evet, evet. TÜSİAD'da gerçekten çok değerli bir insan sermayemiz var. Çok şanslıyız. 700'e yakın bir kere genel kurul delegemizin, üyemizin temsil ettiği 4500'den fazla şirket ekonominin çok büyük bir yani ticaretin örneğin %80'ini temsil ediyorlar. Gerçekten çok önemli bir kütleye sahip temsil gücü olarak TÜSİAD. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da Türkiye'de de iş yapan en büyük şirketleri TÜSİAD'ın üyesi. Ee, ve yani uluslararası e, markalar da tüccar tabii, üyesi. tabii dünyanın en büyük Burada faaliyet gösteren. Tabii zaten çoğu var, evet. buradalar. E, Tüsiyat dünyanın tüm önemli e, kurumlarının içinde. Yani Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu örneğin Business Europe'dur. Ki e, daha yeni yaptığı bir açıklamayla Türkiye'nin Avrupa iş dünyasının sözcüsüdür. Ve TÜSİAD da tam üyesidir TİSK'le beraber. E, Brüksel'deki temsilciliğimiz de aynı zamanda Business Europe nezdindeki e, bir temsilciliktir Avrupa Birliği nezdinde olarak. Yani Avrupa özel sektörünün NATO'sudur diyelim. Onun mesela tam üyesiyiz. Ve Business Europe Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini her zaman destekledi. Şimdi de Gümrük Birliği'nin güncellenmesini odaklı da yeni bir bildiri daha yaptı. Tabii ki hukuk devletinin de bunda önemini iş dünyası her zaman vurguluyor. Türkiye G20'nin içinden doğan, B20'nin içinden doğan küresel iş dünyası koalisyonunun üyesi. İşte Washington'dan tutun, Şangay'a, San Francisco'ya her, her tarafta üyeliklerimiz var. Türkiye'yi niye oyalıyorsunuz? Avrupa Birliği'ne girişini niye e, demiyorlar mesela onlar? Siz ya da onlarla na, nasıl konuşuyorsunuz? Tabii yani, yani. yok orada ya yani biz zaten Hı. Aynı, aynı sistemin e, içindeyiz ve biz derken biraz önce bahsettiğiniz gibi TÜSİAD'ın çalışma gruplarında şirketlerimizden gelen 3000'den fazla gönüllü uzman var bunlar. Hı. Türk iş dünyasının her alanda vergi politikasından iklim değişikliğiyle her alanda önde gelen uzmanları. Yani bunlar da katılıyorlar. Yani biz derken bu kadar çok şirket, bu kadar çok alanda, bu kadar çok uzmanımız dünya platformlarında ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda da evet bu bazen hazin bir hikayedir çünkü her iki tarafın da hataları olmuştur. Fakat Türkiye önemli olan burada yani Avrupa Birliği ne, ne der dünya ne der değil biz kendi işimize önce bakmalıyız. Heh. Kendi içimizde hem milli birlik açısından kutuplaşmaları engelleyen siyasette sevgili ve saygılı bir dile önem vermeliyiz. Bir taraftan da toplumun çoğulculuğunu farklı görüşleri bir erdem, bir zenginlik bir güç olarak görmemiz gerekiyor. Çeşitlilik ve çoğulculuk kötü bir şey değil. Tam tersine iyi bir şey. Farklı düşünceler olabilir. Kesinlikle katılmayabiliriz. Çok tehlikeli de görebiliriz. Ama Türkiye artık özellikle terörle mücadelede bu fiziksel şiddete dayalı terör ile düşünce arasındaki gri alanı yok etmek zorunda. Yoksa teröre yarıyor. Yoksa Türkiye'nin karşıtlarına, rakiplerine, düşmanlarına yarıyor. Bütün bunlardan kurtulmamızın, silkinmemizin zamanı geldi. Bütün bunların her biri aynı zamanda ekonomik ortamı, iş ortamını da geliştiren konulardır. Yani Türkiye'de hukuk devleti hukuk ekonomi devleti, ekonomiden ibaret evet, değildir. Ekonomi ekonomiden ibaret değildir. Ekonominin de hukuksal boyutu ayrıca da önemlidir. Yani ekonomi yani hukuk devleti derken e, temel bireysel hak ve özgürlükler anayasal düzenin ötesinde serbest piyasanın da nasıl çalıştığı çok önemli. Yani sonuç itibariyle Türkiye ilerleyebilen bir ülke olmak için dünyadaki tüm akımları yakalamalı, onların üzerinde, o dalgaların üzerinde sörf yapabilen, o sörften de düşüp ıslanmayan bir ülke olmak zorunda. Bunun için yapılması gerekenler belli. Zaten dünyada başarı vakaları belli. Türkiye'nin kendi deneyimi de belli. Yani bizzat ispatlanmış konular bunlar. Kalkınmak demek, aynı zamanda iyi hukuk devletinin getirdiği güvence içinde bir iş ortamı demek. Bağımsız düzenleyici kurullar, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı... Mesela o şeyi getirmişsiniz ya, Birleşmiş Milletler'in Tabii sürdürülebilir kalkınma evet. kalkınmayla evet. ilgili arkadaşlar da onu yansıtabilirler evet. ekrana. Evet. E, orada 17 ayrı başlık evet. var. E, biz o başlıkların farkında mıyız? Kamu ne kadar farkında, Ankara ne kadar farkında? Siz bununla ilgili neler yapıyorsunuz? E, onunla ilgili çalışmalar var evet. mı? Yani bu başlıklar aslında evet. yani alt alta koyduğunuzda her ülke için bir başarı öyküsünün temel unsurlarıdır ve bu konularda da insanlık son zamanlarda Ya bu son başlıklar ilerleyen. böyle formalite olsun işte Hayır, her birinin içinde entelektüellik Hayır, olsun diye koymuşlar. Kesinlikle değil. Ha. Bunlar bir kere her şeyden önce ahlaksal olarak çok önemli değerler. Temiz sudan sosyal kalkınma konularına, refah toplumuna, eğitime, işte iklim değişikliği konularına her alanda çok önemli konular. Adaletli bir topluma kadar uzanan bunlar olmazsa yatırım ortamı zaten ilerlemiyor, i̇lerlemiyor. hiçbir Yani iş dünyası ekonomide kalkı e e ekonomi yani kalkınma. de kalkınmıyor şuraya gelir kalkınma dediğimiz bu. arada ara sırasında verdiğiniz örnek çok evet. önemli. Çin diş hikayesi. Tabii. Yani siz suyu temiz yapmazsanız vatandaşlarınızın işleri bozuluyor, sağlığı bozuluyor ve e, sağlıkla ilgili ayırdığınız bütçenin önemli bir kısmı oraya gidiyor. Evet, tabi. Çin örneğin iklim değişikliği milli güvenlik meselesidir diyor. Ya yani ve dünyadaki tüm ülkeler bu yönde ilerliyor. Aynı zamanda tabii teknolojiye yatırım çok önemli. Evet. Teknolojiye yatırım yani bütün bunlar için aslında ekosistemi yani genel sistemi, iş ortamını, yatırım ortamını belli bir şekilde tutabilirseniz özgürlükler açısından, hukuk devlet açısından zaten toplumların kendi dinamizmi ve e, bunun gerisini getirir özel sektörüyle, üniversiteleriyle, sivil toplumuyla birbirlerini dengeleyerekten toplumu ileriye götürürler. Amerika Birleşik Devletleri örneğin Silikon Vadisi'nin Silikon Vadisi olması için San Francisco'da dünyanın teknoloji merkezi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Sadece ülkenin hukukunu, özgürlük ortamını doğru Vergi düzgün tuttu. Geri evet. kalan şeyi zaten insanlar başardılar. Bunu başarır Türk toplumu. Siz, bunu siz, çok iyi başarır. O söylediğiniz şey o. Yani reform dediğiniz şey aslında o. Evet. Siz e, yatırım ortamını hazırlayın, e, girişim ortamını hazırlayın. Gerisi zaten Türkiye'nin öyle bir şey evet. de var. Tabii ki. Türk e, girişimci toplumu... gücü var, son derece. Yani evet. Türkiye'yi bir Avrasya merkezi yapan Avrupa'nın ama. Asya'nın değil Avrupa'nın Avrasya açılım merkezi yapan konu nedir? Avrupa entegrasyon sürecinde ilerliyoruz. Belki şu an bir takım badireler var, siyasi çekişmeler var ama bunları aşabiliriz. Çünkü Avrupa'da değişiyor. Daha esnek bir yapıya doğru gidiyor. Avrupa entegrasyon sürecinin getirdiği öngörülebilir, disiplinli, yüksek standartlarda bir toplum olma yönünde ilerliyorken Asyalı dinamizm ve yaratıcılık ve girişimciliğimizle kullanırsak iki dünyanın da en iyilerini üzerimize toplamış oluruz. İşte o zaman önünde kimse en iyi, duramaz. Ortasında en iyi yer, en iyisi yani olabilir. Müthiş bir şekilde Yani Yıldız, yıldız da olabilir. Kesinlikle. Bundan. Ama tabii burada şimdi dijital dönüşüm konusu var, döndürücü sanayi değerimi konusu var, iklim değişikliği konusu var. Mesela bunlar, bunlar şeyde konuşulmalı. Yani mu? bunlar gündem olmalı. Anladım. Siyasi rekabet i̇şte bunlar üzerinden ki, dönmeli. Dört e, buçuk yıl bu, biz bunları konuşmalıyız, bunları yapmak için çaba sarf etmeliyiz. Mesela ilk adım atıldı. E, yatırım ortamını iyileştirme e, kurulunun toplantısı yapıldı Ankara'da. Siz de katıldınız. Orada bunlar mı konuşuldu yoksa? Şimdi yatırım ortamının Umutlanan bir takım teknik konuları mi? var. Bunlar konuşulmaya başlandı. Biz kesinlikle gündeme sürekli olarak getiriyoruz. Evet, yani bu konular aslında söylem olarak baktığımızda dünyada artık çok iyi bilinen konular. Yani yepyeni bir şey söylemiyoruz ama artık eylem zamanı. eylem zamanı, artık eylem ve başarının ölçütünün de bu olması gerekiyor. Yani Türkiye, yani dünyada artık e, dronlardan tutun, yapay zekaya, e, kuantum bilgisayarına muazzam bir değişim yaşanıyorken, yani şu bakın şu cep telefonlarımız 10 yıl önce yoktu. Yani bugün var. 10 yıl Çok sonra hızlı. ne olacak? Cep telefonları olmasa belki Suriyelilerin göçü bu şekilde olacaktı. İnsanların kendi arasında haberleşmesi, bulundukları fiziksel ortamdan sanal ortama hızlı geçip geri gelmeleri, bilgiyi paylaşmaları, finansal işlemleri yapabilmeleri, bütün bunlar. Muazzam bir teknolojiyle gelişiyor. Yakında 5G olacak, kuantum bilgisayarları gelecek, yapay zeka hızlanıyor. Sadece robotlar e, insanlaşmıyor, insanlar da robotlaşıyor. Sizin o 3 bin kişilik ekip bunlara ilişkin hazırlıklar yapıyor Bütün ee, Peki sonra... bu hazırlıkları Ankara'ya da anlatıyor musunuz? Her zaman mesela yakın mesela, çalışıyoruz. An, maliyeye tabi. vesaire. Tabii, tabii. Tabi. Bütün bakanlıklarla. Mesela ekonomi var. bakanıyla. Ee, tabii ki. Tabi ki. Yani Ankara yani özel sektörün en önemli görevlerinden biri ee, devleti e, ve siyaseti iktidarıyla muhalefetiyle kendi görüşleri konusunda sürekli bilgilendirmek dünyanın nereye gittiğini göstermektir ve bütün bu konular gerçekten tekrar vurguluyorum hem etik olarak önemlidir ahlaksal olarak önemlidir Yani biz iyi bir toplumda yaşayacaksak kalkınan insanların haklarının korunduğu özgürlüklerinin korunduğu iklimin korunduğu sosyal hakların korunduğu bir toplum olacaksa zaten bunun bir önemi var bunun bir anlamı var kaldı ki materyal açıdan da artık başka türlüsü mümkün değil ne finansmana erişim açısından ne başarılı verimli bir işletme olmak açısından ne sürülebilir kalıcı olmak açısından bunların hiçbiri artık mümkün değil. Dünya çok değişti. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Tüm şirketlerimizin de örneğimizde TÜSİAD, işte Birleşmiş Milletler'le beraber, Türk Konfet'le beraber bir girişim başlattık. Başında ümit boynerin olduğu. Bir, bir, bir hedefler için biraz önce gösterdiğimiz, ha, gösterdiğimiz hedefler, hedefler için, için bir iş dünyası projeler yapacaksa. Projeler yapıyoruz. işte Özyeğin Üniversitesi ile sürdürülebilir kalkınma forumumuz var. Onlarla çalışıyoruz. İşte başka üniversitelerle başka forumlarımız var. Yani akademiden de gençlerden besleniyoruz. Gençlere dönüp çalışıyorsunuz değil mi? Uzmanlarımızdan besleniyoruz. Gençlerden besleniyoruz. Gençlerden muazzam besleniyoruz. Yani toplum zaten... İyi, i̇yi şeyler, projeler geliyor musun? Yarışmalar da var. Senin. Çok çok ilginç projeler evet. geliyor. Zaten e, gençlerle olan etkinliklerimiz olmasa aslında e, zaman zaman karamsarlığa düşmemek mümkün değil. Dünyada çok kötüye giden şeyler var. işte şiddet olayları, terör, e, karbondioksit. Ama gençler hep umut veriyor. Hep çözümle geliyorlar. Ve artık onların zaman, mekan düzlemi o kadar farklı ki 21. yüzyılda. O kadar hızlı değişen bir dünya içindeler ki şeyi çok iyi görüyoruz. E, gençlere bir şey bırakmıyoruz gençler için bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyorsak hep beraber bugün için yapıyoruz. Hani o yarınlar için bir şey yapalım, gençlere bir şey bırakalım değil. Gençler bugün, biz de bugünüz. Artık bütün bu zaman kavramları da karıştı. Ne yapıyorsak bugün yapıyoruz. Geniş zamanlarda yapmamız gerekiyor. Yakın geçmişi dikkate alalım, geleneklerimizi dikkate alalım. Bugünün gerçeklerini dikkate alalım. Ya ama yarın nereye gittiğine de bakalım. Ve bütün bunları beraber e, görmemiz gereken bir şey değiliz. Bütün bunlar varken çok fazla hamaset, siyasette işte bir takım içi boş söylemlerle veya toplumları korkutaraktan, yani sırf Türkiye için değil birçok ülkede bu bir takım eğilimler var. Başka ülkelerde daha da fazla var. Yani bütün bunlar insanlık uygarlığına son derece zaman kaybettiriyor. Bunları aşmamız gerekiyor. Çünkü her sanayi devrimi beraberinde çelişkileri getirmiştir. Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimleri beraberinde bir takım çelişkileri getirmiştir. Birincisi işte 18. yüzyılın sonlarında buhar makinasıyla başladı. Tüm dünya değişti. Fransız devrimi oldu, Amerika Birleşik Devletleri kuruldu, İngiltere'de parlamenter demokrasi, işte Almanya, Prusya, Japonya hep hepsi başladı. İkinci sanayi devrimi tüm dünyayı elektrikle beraber hızlı fabrikalar ama sömürgecilik, dünya savaşları. Üçüncü sanayi devrimden sonra elektronik çağı başladı. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu uzay yarışı muazzam bir şekilde dünyayı değiştirir. Şimdi dördüncü sanayi devrimi. Hatta Türkiye, Japonlar Türkiye e, orada orada toplum, var mı Dördüncü sanayi devrimi? E, olacak mı yani? Var ama e, yeterince değil. Yeterince. Ve, ki Japonlar toplum 5.0 evet, diyor. 5 yani bu artık bütün bunları açtığımız bir döneme doğru gidiyoruz. Bunu anlamazsak ve bugünün e, siyasi ortamında bir an önce e, reformlara, bir an önce ülkeyi ileri getirecek konulara odaklanmazsak siyasi Mesela Türkiye ittifakı dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Türkiye ittifakının bu dediğiniz noktalara odaklanarak e, ittifak oluşturması daha anlamlı değil mi? Sizce? Şimdi siyasetin tabii koridorlarında neler konuşuluyor bilmiyoruz. Şimdi <laughs> bir şey söylesek ertesi gün değil, ertesi saniye değişebiliyor. <laughs> evet. e, fakat e, iki şeyi beraber bu başarmak... Bu konularda ittifak yapmamız çok önemli iki değil İki şeyi başarmak gerekiyor aynı anda. E, hem toplumsal kutuplaşma engelleyecek şekilde bir e, askeri müştereklerde çok daha iyi anlaşmak, yani bir milli e, birlik ruhunu çok iyi sağlamamız gerekiyor. İki, aynı zamanda da çoğulculuğu bir şekilde çok daha bir erdem olarak geliştirmemiz ve bundan gurur duymamız gerekiyor. Toplumdaki farklılıkları, farklı sesleri bir arada yaşayabilmemiz gerekiyor. İkisini aynı anda yapabilen bir toplum olduğumuz zaman Türkiye'yi kimse tutamaz, çok daha ileriye gideriz ve hak ettiğimiz yerlere çok daha rahat geliriz. Geçmişte de bunu çok zaman başardık, çok daha ileriye de götürebiliriz. Avrupa Birliği burada çok önemli bir kıstas. Batı dünyası çok önemli bir kıstas. Ama şöyle şeylere düşmemek gerekiyor. Yani yüzeysel analizlerin içine düşmemek gerekiyor. Efendim, işte Batı çöküyor, Doğu yükseliyor veya Doğu kötü, Batı iyi. Böyle bir şey yok. Bunlar çocukça. Dünyada herkes birbiriyle hem kanka hem rakip. Çin ile Avrupa... Dünyada herkes birbiriyle hem kanka hem rakip. Hem rakip. Yani evet. onun için biz oyunları bazen çok fazla siyah beyaz görürken dışarıdan da bize gülebilirler. Yani Çin çok yükseliyor. Amerika ile Çin arasında... Nasıl eskiden Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzay yarışı vardı. Sovyetler ilk uzaya insan gönderdi, uydular gönderdi. Amerika da onları geçti. Ay'a ilk insanı indirdi ve o arada da çok muazzam teknolojik atılımlar başladı. Şimdi de Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok çetin bir yapay zeka teknolojileri üzerine bir rekabet var. Avrupa'da bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın. Yani bir transatlantik ekonomik gerçek var Trump'a rağmen. Bir taraftan da Çin ile çok yakın ilişkileri var. Oradaki en önemli yatırımcı. Amerika Avrupa Birliği ile Japonya arasında bir ekonomik anlaşma imzalandı. Adı serbest ticaret veya gümrük birliği değil, ekonomik entegrasyon anlaşması. O kadar iç içe artık Japonya ile Avrupa Birliği. Yani dünyada birçok olay eş zamanlı olarak oluyor. Biz öyle olayları anlamak için basite indirgediğimizde belki o sıradaki toplumsal bir takım duygulara hitap ediyoruz. Galyana getirebiliyoruz. Çok şey analizler de yapabiliyoruz, komploları da işin içine kotaraktan. Ama gerçeklerden uzaklaştığımız için topluma kötülük yapıyoruz. Bir topluma yapılabilecek en büyük kötülük onu gerçeklerden uzaklaştırmak ve onun e, siyasi tartışmalarında sadece algılarla üretilmiş e, verilere dayanmayan gerçekler oluşturmaktır. Bu işte aslında 4. Sanayi Değeriminin de getirdiği bir sorun dünyada evet. olabiliyor. Hani e, e, gerçek ötesi demokrasi bu. Bunu Türkiye ile ilgili söylemiyorum. Tüm dünyada böyle bir sorun var. Bunu aşmamız gerek. Yani dijital e, teknolojiler bazen e, bilginin daha iyi yayılmasını, herkesin bilgiye daha iyi ulaşıp, daha bilinçli seçmen, daha bilinçli tüketici, üretici olmasını sağlarken bazen de e, son derece e, saptırılmış bilgiler ile e, toplumları yanlış yönlere Yönlendirebiliyor götüren, Yönlendirebiliyor. Bu bir diyalektik süreçtir. Ben kolay kolay öyle kesmeden, e, yani sözlerini keserim genellikle konuşmacının <laughs> ama bu defa çok başarılı olamadım. Ama gerçekten önemli, enteresan e, bilgiler paylaştınız bizde. Hem TÜSİAD'ın e, düşündükleri noktasında hem kendi e, katkılarınız noktasında hoş bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Her zaman gelin. E, Her TÜSİAD'ın görüşlerini merak ediyor Türkiye. E, sizin o anlamda katkılarınız önemliydi. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Çok teşekkür çok ederim. Sağlık. Efendim noktalıyoruz bu akşamda. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.